Divan şiirinde biçim ve ahenk konusuna genel olarak bir değineceğiz. Bunu ileride daha yoğun bir şekilde, detaylı bir şekilde işleyeceğiz arkadaşlar. Bu konudan kesinlikle soru geliyor. Biçim, divan şiirinde şiirin asıl kompozisyonunu Arap ve Fars şiirinden alınan nazım şekilleri, eşkali nazımlar belirler. Biri beyittir, diğeri benttir. Dörtlükler de kullanılmıştır. Beyt iki mısradan, bent ise ikiden fazla mısradan meydana gelir. Bu yüzden nazım şekilleri beyitlerden meydana gelenler, bentlerden meydana gelenler ve dört mısralı olanlar olmak üzere üçe ayrılır. Beyitlerden oluşanlar kaside, gazel, kıta, mesnevidir. Bir de bentlerden meydana gelen nazım şekilleri var. Üst başlığı musammatlardır. Bak, eğer her bent 3 mısradan meydana geliyorsa müselles. Değil mi? 4 mısradan oluşuyorsa murabba 5, muhammes 6, müseddes 7, müsebba 8, müsemmen 9, mütessa 10, muaşşer. İsimleri budur. Terkibi bent ve tercihi bent de musammatlar içinde farklı gruba girer. Bunları daha sonra yine dediğim gibi detaylı bir şekilde aktaracağım. Terbi, tahmis, testis, tesbih, tesmin, tetzi, tahşir farklı bir teknikle yazılır. Bunlara yine ileride detaylı değineceğiz. Birinin şiirine başka bir şey ekleme, birinin beytini alıp ortaya koyma şeklinde farklı detayları var. Bunlara daha sonra dediğim gibi değineceğiz. Dört mısralı nazım şekilleri rubai ve tuyudur. Şimdi ahenk konusuna bir değinelim. Bakın biçime sonra değineceğiz. Ahenge de daha detaylı değineceğiz sürekli ama ahenk konusuna şurada bir değinelim. Şiir metinlerini düz yazıdan ayıran özelliklerden biri olan ahenk, kelimelerin akıcılığı, kulakta güzel tesir bırakacak şekilde bir araya getirilmesi, sözün ses yapısının çeşitli yollarla etkileyici şekilde düzenlenmesidir. Yani sembolizm akımında biz buna ne diyoruz? Müzikalite denir. Divan şiiri ahenk yönü çok güçlü bir şiirdir. Onun bu özelliği bazen anlamını kavramadan okuyucunun bu şiirin etkisi altına girmesini sağlar. Eski Türk edebiyatının benimsediği edebi anlayışta şiir mevzu, yani vezinli ve mukaffa. Mukaffa köklere biraz gidebiliyorsanız, Arapça bilginiz varsa mukaffa kafiyeli söz olarak tanımlanmış, sonradan buna muhayyel olma şartı da eklenmiştir. Hayallerle örülü, ince hayallerle, bu tanımdan da anlaşılacağı üzere arkadaşlar divan şiirinde ahengi sağlayan asli öğeler neymiş? Vezin, kafiye. Daha sonra neyi eklemişler? Muhayyel olması. Divan şiirindeki diğer ahenk öğeleri şunlardır. Ana ahenk öğeleri hangileri? Vezin, kafiye. Bir de muhayyel olması. Bir de şimdi diğerlerini bir görelim bak. Bir de demiş ki söz diziminin fasih kelimelerden oluşması, klasik edebiyat bilgisi. Sözün telaffuzunun akıcı olup kulağa hoş gelmesi ve manasının açık olması şeklinde tanımlayabileceğimiz fesahat kavramı etrafında sözün etkileyiciliğini sağlamaya çalışır. Bu yolda ahengi de konu edinir. O zaman fesahat neymiş? Sözün telaffuzunun akıcı olup kulağa hoş gelmesi ve manasının açık olması, fasih, fesahat, fasih deriz ya. Bunun sonucu olarak kelimenin hem tek başına hem de öncesi ve sonrası ile, yani söz dizimi içinde akıcılığını incelersek ve bunun önündeki engelleri sıralar. Nitekim kelimenin fesahatini ararken kelimede söyleyiş güçlüğünün bulunmamasını, neyini yani tenafürü hurufunun olmamasını. Söz diziminde fesahati ararken de söz diziminde söyleyiş güçlüğünün bulunmamasını göz önünde bulundurur. Tenafürü kelimatı. Bakın kelimenin fesahatini ararken, kelimenin tek başına cümleyle kurduğu anlamında değil, tek başına fesahatini yani akıcılığını ararken söyleyiş güçlüğünün bulunmamasını, yani kelime akıcı olacak, kolay söylenecek. Söz diziminde cümle içinde fesahati ararken neye bakacaksınız? Söyleyiş güçlüğünün bulunmaması. Fasih bir kelime diyoruz ya. Fasih kelimelerin birbirleriyle güzel ve etkileyici tarzdaki uyumundan meydana gelen sözdeki akıcılık selaset olarak adlandırılır. Bu da başka bir tanım. Bir daha bakalım. Fasih kelimelerin akıcı, kulağa hoş gelen, güzel kelimelerin güzel ve etkileyici tarzdaki uyumundan meydana gelen sözdeki akıcılık. Siz birden fazla fasih, güzel kelimeyi bir araya getirirseniz
etkileyici tarzdaki uyuma sokarsanız, bu kelimeler birbiriyle uyumlu olursa buna ne diyoruz? Selaset diyoruz. 2. Söz sanatları. Belagat yerinde söylenmiş doğru ve güzel sözü gerçekleştirmeye çalışan bir bilim dalıdır. Belagat neymiş arkadaşlar? Unutmayın. Doğru ve güzel söz söylemektir. Aynı anlamın farklı yollarla ifade edilmesi konusunun yanı sıra sözü anlam ve ses bakımından süsleyen söz sanatlarının ayrıntılı olarak ele alır. Her birini teker teker işler belagat içerisinde. Açıklığa ve etkileyiciliğe, fasihe ve selaseye uygun bir şekilde söz sanatlarını kullanır divan edebiyatı. Bakın ele alır. Sözü ikinci yönüyle süsleyen söz sanatlarının başında farklı türlerde bir veya birden fazla kelimeden oluşan söz yinelemeleri tekrir gelir. Bunun dışında aynı sesleri taşıyan ve aynı kalıpta şekillenen kelimelerin metinde bulunması da ahengi sağlayan söz sanatları arasında yer alır. Tabii bunu ileride çok aşırı detaylı göreceğiz. Bazı nazım şekillerinin yapısal özellikleri de ahenk özelliklerindendir. Nazım şekilleri kendi içinde bir takım ses düzenlemelerini bir şart olarak bulundurduğu için şaire bunları teknik bakımdan hazır olarak sunmaktadır. Bu durum nazım şekilleri hakkında bilgisi olan okuyucu için önündeki şair metnindeki ses düzenlemelerin neler olduğu hakkında önceden bir farkındalık oluşturur. Şairin ilk beytinin bir mısrasını son beytte tekrar etmesi metin yinelemesi şeklinde metne ahenk bakımından katkı sağlamaktadır. Değil mi? Kasidenin kendine ait özelliği var. Gazelin öyle, mesnevinin öyle, kıtanın öyle. Bazı konuların sadece bazı nazım şekilleriyle işlenmesi işte bu nazım şekillerinin yapısal özelliklerinin içindedir. Musammatlarda bentlerin son ya da son iki mısrasının aynen tekrarlanması, tercih bent, terkibi bentlerde, gazellerde birden fazla matla beytinin bulunması, bütün mısralarının aynı kafiyeyi takip etmesi, müselsel gazel unutmayınız. Müselsel gazel. Aynı bu da ahenk etkisi yapar. Bazı kasidelerin ve gazelerin dört mefailün veya dört müstefilün gibi aynı tefileleri tekrarlayan beyitleri mısra ortasından bölünerek eğer bu dört tefileye ayırdığınızda bakın her biri aynı değil mi? Dört mefailün veya dört müstefilatun ortadan ikiye böldüğünüzde ne olur? Mısra ortasından bölünerek iç kafiye bulunduran bir düzen halini alırlar. Biz buna ne diyoruz? Musammat gazel. Musammat kaside de olabilir. Değiştirebilir. İç kafiye bulundukları için ahenk bakımından daha güçlü olurlar. Geldik bir diğeri ve sonuncusuna inşaat. Özellikle şiir okuma ne demek? Divan şiirinin ahenk ile ilgili bir özelliği de şiir metninin şiir diline özelliklerine göre düz yazıdan farklı olan ve metnin etkileyiciliğini arttıran niteliklerini göz önünde tutulduğu okunuş biçimi olan inşaattır. Yani şiiri şiir gibi düz yazıyı da düz yazı gibi okumaktır. Düz yazı şiir gibi okunmayacağı gibi şiir de düz yazı gibi okunmaz arkadaşlar. Bu videoyu burada bitirdik. Bu dersi geldik bir diğer derse. Divan şiirinde muhteva. Bir sonraki videoda bu konuya geçeceğiz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.